Bölüm 561, Keşif, Lofeng, İblis Not Dağına girdiğinde, binlerce savaşçı hala kimlik etiketleri için sıraya giriyordu. Ardından ya İblis Not Dağına ya da buz dağına girdiler. Hepsinin 10 bin giriş arasından önceden seçilmiş sabit bir yerden girmesi gerekiyordu. Seoo, mor disk şeklindeki bir gemi demon dağının kanyonuna doğru uçtu. Kabin kapısı açıldı ve 6 silet dışarı uçarak gemiyi tuttu. Bu altı kişi. Resmi Ponyu tarafından gönderilen Bin Yıldız Tarikatı'ndan 6 kişiydi. Tarikatın lideri sonuçta ölümsüz biriydi ve daha önce evreni keşfetmiş olan Sanal Evren Şirketi'nin çekirdek üyelerinden biriydi. Bu nedenle, Bin Yıldız Tarikatı'nın etki alanı lordları ve sektör lordlarının tüm evren gemilerine sahipti. Normal evren gemileri çok ucuzdu. Elbette alan lordlarının evren gemilerini depolayacak kadar büyük uzay halkaları yoktu. Ancak sektör lordları onları kendi iç dünyalarında depolayabilirdi. Bayan, bak. Etiketleri almak için o kadar çok kuyruk var ki. Her saniye bir etiket dağıtılsa da bu binlerce etiketi geçmek yine de birkaç saat sürer. Dikkatsiz olmayın, zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Şansımızı kaçıramayız kaçırırsak içeri girebilmek için sonraki 10 bin partiyi beklemek zorunda kalacağız. Altılı hemen uzaktaki saraya doğru uçtu. Yetkili Poyun'un bin yıldız tarikatına doğru ilerlemesi birkaç dakika sürdü, emri vermekle birkaç dakika sürdü. Gemilerine doğru yola çıkmaları 10 dakika daha sürdü. O zamanlar binlerce yerliden yalnızca küçük bir grup bu etiketleri almıştı. Dağıtıma gelince, sanal evren şirketinin üyeleri bu tür yerliler için kesinlikle bu kadar yüksek verime sahip olamazlardı. Bir saat sonra. Hadi gidelim. Şeytan nokta Tanrı'nın emirleri uyarınca ayrılacağız ve hedefimize ulaşmamız daha kolay olacak. Burada ayrılacağız. Altısı aynı mağara girişini takip ederek bölünmüş bir yola çıktılar ve altı farklı yola yöneldiler. Aslında İblis Dağı'na kalkışmak çoğunlukla evren seviyelerine yönelikti çok az sayıda alan lordu ve hatta daha az sektör lordu vardı. Dolayısıyla bu 6 kişi arasında en zayıf olanı 9. seviye alan lorduydu. İblis dağının gerçek tehlikeleri iblis notaları ve canavarlardı. Bununla karşılaştırıldığında, diğer aborijinlerin onlara yönelik tehditleri küçüktü, Tabii bu geniş dağda nadir sektör lorduyla karşılaşmak konusunda gerçekten şanssız değillerse. Siyah boynuzlu bir genç, Sayısız yolların iç içe geçtiği derin ve geniş patikalarda dikkatle ilerliyordu. Ang, Yang, Ulu. İblis notalarını her duyduğunda Lofeng, kazara son derece güçlü bir alana yönelmesi ihtimaline karşı riske girmeye cesaret edemeden hemen yavaşlayıp duruyordu. Kendine güvenmesine rağmen, dikkatsiz olmaya cesaret edemiyordu. Lofeng, yolunun 18,2 kilometre ilerisinde, Alan Lord'u 3. seviye bir savaşçı var. Babatanın sesi bilincinde yankılandı. Benim lorlum, Lofen kaşlarını çattı. Demon nottan da, üç büyük bedeni ve bulutla temas eden asma dışında çok önemli bir şey daha vardı, Babata. Son derece güçlü bir tarama cihazı vardı. Alan küçük olmasına ve yalnızca 20 kilometrelik bir mesafe içinde olmasına rağmen verimliliği son derece yüksekti. Sektör lordları bile bu aralıkta bunu iyi tespit edemedi. Bu tarama cihazı o zamanlar Yunmo Gezegeninin ustası Huyan Bo tarafından satın alınan pahalı bir cihazdı. Şu an Ankylofeng'in bile bu kadar üst düzey bir cihazı almaya gücü yetmezdi. Doğal olarak, bölge sadece 20 kilometre idi ve bu tür özel bölgeler ve Demon Dağı gibi gizli bölgeler için uygundu. Hızla yaklaşıyor, 12,8 kilometre, 9,9 kilometre. Babata onu bilgilendirdi. Onu görüyorum. Lofeng ileriye baktı. Yol bu noktada tamamen düzleşti. Dolayısıyla mesafe 10 kilometreye ulaştığında Lofeng o hayaletimsi cüce benzeri savaşçıyı görebiliyordu. Yüzündeki siyah saçları ve soğuk gözlerini bile açıkça görebiliyordu. Dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam etti. Lofeng'i görünce durdu ve ardından manik bir şekilde gülümsedi ve ileri doğru koştu. Evren dokuzuncu seviye. Haha! Ha. Cüce yüksek sesle güldü. Sadece iki flaşla Lofeng'in önüne ulaştı ve elinde koyu kırmızı bir balta taşıyordu. Bu baltanın üzerinde karmaşık gravürler vardı. Lofeng başını salladı. Tang, anında kılıcını savurdu. Dalga, vücudundaki bulutla temas eden asma doğal olarak alan seviyesi 9 asma gücüyle patladı. Gücünün sadece küçük bir kısmı zaten 9. seviye insan etki alanından çok daha güçlüydü. Etraftaki hava baskı altındaydı ve kanlı bir gölge kılıcı inanılmaz bir hızla cüceye ve baltasına doğru saldırdı. Gümbürtü. Devasa bir çekicin bir karıncayı parçalaması gibi, elindeki balta anında kendisine doğru savrulurken cücenin gözleri fal taşı gibi açıldı. Baltanın arkası çarpıştı, pulsi, anında vücudunu patlayana kadar ezdi, kemikleri ve kasları zarından fışkırdı ve her yere taze kan fışkırdı. Gümbürtü. Tüm zemin gürledi ve sarsıldı, yüzeydeki donmuş katman anında her yöne bölünerek çatlaklar genişledi, buz yarıldı ve 10 kilometre boyunca genişledi. Aslında seni öldürmek istemedim. Lofeng hızla bu cücenin depolama eşyasındaki iki siyah etiketi aldı. Bu zaten onun 19. şampiyonluğuydu. Yolumu geçtin ve ilk sen bana saldırdın, seni nasıl öldürmeyeyim? Lofeng siyah etiketleri korudu ve hızla ilerledi. 10 bin siyah etiket aslında ek bir ödül kazandırdı. Fakat, ödül ne kadar yüksek olursa zorluk da o kadar yüksek olur. Demon Not Mountain'de 3 yıl hayatta kaldığı sürece, 3 ay hayatta kalacak olan birinci görevi ve 3 yıl hayatta kalacak ikinci görevi aynı anda başaracaktı. O zaman geldiğinde 400 bin puan kazanacaktı. 10 bin etiketin ödülü bundan daha da iyiydi. Zorluk ancak hayal edilebilirdi. Her gruba yalnızca 10 bin kişinin girmesine izin veriliyor ve bunlar kendi aralarında öldürüyorlar. Kim bilir burada nerede ölecekler. Hatta bazıları erken ayrılmış bile olabilir. Etiketlerin çoğu sektör lordunun eline geçmeli. Şu anki gücümle 10 bin siyah etiket toplamak kesinlikle imkansız. Lofeng açıktı. Başını sallayarak ölücüye baktı. Benim görevim 3 yıl boyunca hayatta kalmak. Başkalarını öldürmek istemiyorum. Ancak bir yoluma çıkarsa bunu ancak yapabilirim. Lofeng devam etti ve cesedi kırık buz yüzeyinde bıraktı. Düşük sıcaklıklar taze kanın donmasına neden oldu, buzdaki yarıklar hızla dondu ve çok geçmeden her şey eskisi gibi görünmeye başladı. Demon Not dağı çok büyüktü, tüm dağın yarısını kaplıyordu. Ve İblis dağının tabanı şok edici bir şekilde 3,200 milyon km'ye ulaştı. Yüksekliğin şok edici bir şekilde 1,800 milyon km'ye ulaştı. Her tarafta sayısız mağara ve patika olduğundan Lofeng günde yalnızca 100 bin kilometre kadar dikkatli bir şekilde ilerleyebiliyordu. 3 yıl sonra bile muhtemelen Demon Dağı'nın sadece küçük bir kısmını kaplamış olacaktı. Dikkatli ve dikkatli. Bir gün, iki gün, üç gün. Göz açıp kapayıncaya kadar 9 gün geçti. Bu 9 gün içinde Lofeng, Babatan'ın tarama cihazı aracılığıyla bir sektör lordunu keşfetti ve o hemen dönüp kaçtı. Bu aynı zamanda bir sektör lorduyla yakınlaştığı tek zamandı. Diğer zamanlarda birkaç alan lorduyla ve çok sayıda evren seviyesiyle karşılaştı. Kimse birbirine güvenmediğinden ve kaçtıktan sonra kovalanmak istemediğinden yalnızca kendisine saldıranları öldürebilirdi. Bu 9 gün içinde zaten 112 siyah etiket toplamıştı. Şansım hiç de kötü değil. Bu dokuz gün içinde aslında İblis Dağı'nın korkunç canavarlarından hiçbiriyle tanışmadım. Lofeng, babatanın tarama cihazını her zaman elinde tuttuğu, kıvrılıp dönen geniş bir yol boyunca yürüdü. Lofeng, son iki günde karşılaştığın İblis notlarına göre şimdi daha tehlikeli bir bölgeye giriyor olmalısın. İblis notası açıkça çok daha güçlü, sanırım yakınlarda tehlikeli bir yer var. Babata, sanal evren şirketinin bize verdiği bilgi, Demon Note'daki tehlikeli bölgeleri taramanın hiçbir yolu olmadığı, çok güvenli görünebilir ama tehlikeler her an ortaya çıkabilir. Taramaya gerek yok. Lofeng zihinsel olarak iletişim kurdu, aynı anda dikkatli bir şekilde mesafeyi taradı, tarama cihazına tamamen güvenemedi. Normal yollarda 20 kilometreyi aşan mesafeler vardı ve cihazın tarama alanı yalnızca 20 kilometre idi. Bu nedenle, Cihaz tespit etmeden önce birbirlerini gerçekten görebilmeleri çok muhtemeldi. Lofeng 3,6 kilometre solunda 3 alan lordu var. 3,6 kilometre mi? Lofeng şok olmuştu. Soluna bakıyor. Çok uzakta olmayan bir taş duvar vardı ancak o zaman rahat bir nefes aldı. Başka bir yolun içinde. Babata dedi. Başka yol, tehlike yok. Neden bana haber verdin? Lofeng başını salladı. Onların konuşması, bence senin için önemli. Babata dedi. Ah, Lofeng düşündü. Elini çevirdiğinde küçük bir ekran belirdi. Olay yerinin görüntülerini bana yayınlayın. Lofeng dedi. Gönderim zaten tamamlandı. Di. Avucundaki küçük ekranda, içinde yaşlı bir adam, orta yaşlı bir adam ve bir gencin görebildiği, benzer şekilde donmuş taş bir mağara görünüyordu bu üçü önlerindeki sekiz kalın kitaba yoğun bir şekilde bakıyorlardı. Bu Peonix mezhebinin kılavuzu. Bu ölü kişi Anka tarikatında üst seviyede olmalı. Öğretmenim, birisi bu kişiyi gerçekten öldürdü ve onun el hazinelerini bile almamış. Haha, yanılıyorsun, onu öldüren bir insan değildi. Bu bir canavar. Zırhındaki yara izlerine bak, ona büyük bir pençenin saldırdığı belli. Öğretmenim, öğretmenim genç gülümsedi, Anka tarikatının kılavuzunu burada aldık, başka bir miras olarak kabul edilebilir mi? Bu kılavuzu mirasla karşılaştırmayın. Yaşlı adam emretti, Anka kuşu mezhebi çok değerlidir. Ancak bu yasak topraklara sanal evren şirketi tarafından iblis dağı deniyor, onlar da buraya birçok değerli varlık gönderiyorlar. Duyduğuma göre ara sıra bazı ölümsüzleri girmeleri için gönderiyorlarmış. Bu yasak toprakların mirasını alın. Ah! Ölümsüzler mirası kabul edecek mi? Yanındaki iki kişi şok oldu. Ekrana bakan Lofeng de şok oldu. Bunu bilemezsiniz, bu bizim 9 yıldızlı okyanusumuzun sırrıdır. Yaşlı adam dedi. Yasak toprak, neden böyle adlandırılıyor? Çünkü bu kadim altında, bir şeyleri aktarmak için var. Varlığı son derece eski, 9 yıldızlı okyanusun tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanıyor sanal evren şirketinin bu bölgeye ele geçirmesinden önceki zamana kadar uzanıyor İblis Dağı'nın kontrolü. Neyse, bu yasak toprakta. Sanal evren şirketinin bile arzuladığı şeyler var. Sanal evren şirketine kadar güçlü? Bu imkansız. İki öğrenci buna inanamadı. Öksürük. Yaşlı adam birkaç kez öksürdü ve yavaşça şöyle dedi, sanal evren şirketi, evrenin bir devidir, gerçekten çok güçlüdür ancak yine de düzenli olarak güçlü varlıkların ve ölümsüzlerin buraya girip mirası ele geçirmeye çalışmasını ayarlıyorlar. Bu bir gerçektir. Bu bizim dokuz yıldızlı okyanusumuzun en kadim mirasıdır. Onu kim alırsa alsın, o kişi gerçekten cennete bir adım altmış olacaktır. Lofeng ekranındaki üçün konuşmasına hızla baktı ve konuşma sona erdi. Kaşlarını çattı, miras mı? Şeytan dağı mı? Yasak toprak mı? Bölüm 562, Bir gizemi keşfetmek, şeytan da aslında sanal evrenin arzulayacağı hazinelere sahip mi? Lofeng içinden düşündü. İblis dağının tarihi son derece eskiydi. Sanal evren şirketi mutlak başlangıç bölgesinin kontrolünü ele geçirmeden çok önce vardı. Doğal olarak oluşmuş bir dağın kesinlikle sıradışı hazineleri olurdu. Ölümsüzlerin burayı keşfetmesine izin vermeleri normal olurdu. Peki gerçekten böyle hazineler var mı? Lofen kaşlarını çattı. Büyük ihtimalle. Dokuz yıldızlı okyanusun yerlilerinin hepsi İblis Dağı'na yüz milyonlarca yıldır mirasın yasak olduğu toprak diyorlar. Kesinlikle boş yere böyle demezler, kesinlikle bir anlamı var. Lofeng'in gözleri daha da parladı ve babatanın taraması yaşlı adamın daha keşfeden ölümsüzlerin olduğunu tam bir güvenle söylediğini gösterdi, bu da muhtemelen doğrulanmış bir bilgiydi. Ölümsüzler buraya ne için giriyor? Bir şeyin ölümsüzleri cezbetmesi için bunların normal hazineler olmaması gerekir. O yaşlı adam, sanal evren şirketinin sık sık yüksek seviyeli varlıkların ve ölümsüzlerin girmesi için düzenleme yaptığını söyledi, muhtemelen beni onların yüksek seviyeli varlıklarına karıştırmıştır. Şu anda sadece bir eğitim görevinde olduğumu bilmiyorlar. Lofeng gülümsedi, aniden şaşkına döndü. Hayır. Lofeng geniş gözlerle, korku dolu bir bakışla baktı. Eğitim görevi mi? Yanlış. 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 Aklı düşüncelerle parladı, anında gizemlerden birkaçını tahmin etti. Resmi yalnızca dışarıdan bakan biri net bir şekilde görebilir. Gerçekten de bu doğru. Bu eğitim görevlerine katılan bizler çoğunlukla bunu anlamadık. Ancak yerliler gerçeği gördü eğitim görevimi? Eğer tamamen risk için olsaydı, sanal Evren şirketi tamamen dahilerin bunu yapması için özel olarak bir risk ortamı yaratabilirdi. Neden onları bu kadar uzak, doğal olarak üretilmiş gizemli bir yere göndermeleri gereksin ki gözleri parladı, bir tarafta antrenman yaparken daha önemli olan şey bizim için büyük bir patlamayla daha da gelişme fırsatını yakalamak. Bladriva dünya Misyonu'ndan, sanal evrenin beslenmesini nasıl planladığını görebiliyorum. O dünyanın kan nehri kristalı kaçak bir eşya, ancak yine de görevi yapmamıza izin verdiler. Neden? Kristalleri özümseme şansını elde etmek için, hem kavrayışımızı hem de gücümüzü arttırmak için. Gözleri parladı, doğru, aynen böyle. Eğitim görevleri sadece eğitim amaçlı değil. Biz dahileri bekleyen başka mucizevi karşılaşmalar da olmalı. Lofeng gözlerini kıstı. Tehlikeli seviyedeki görevlere dair pek çok anı zihninde canlandı. Birinci Bladriva dünya görevi sırasında mucizevi bir karşılaşma yaşadı ve bundan çok şey kazandı. Ancak açıkçası, bu, Virchow Üniversite şirketinin sağladığı bir fırsattı. İkinci Ejderha Kulesi gezegen görevinde, her bir ejderhayı avlarken bunu garip buldu, oradaki ejderha türlerinin sayısı çok fazla ve son derece güçlüydü. Antik bir gezegenin bu kadar çok güçlü ejderha türü üretmesi kesinlikle inanılmazdı. Üstelik gezegenin kutsal topraklarında, Ejderha Kulesi adı verilen görkemli bir kule vardı ve bu kuleyi çevreleyen çok fazla güçlü ejderha türü vardı. O zamanlar aslında keşfe çıkmadan görevi bitirmişti. Üçüncü Space Void görevinde, uzayda uçsuz bucaksız bir uçurum yüzüyordu ve aralarında tuhaf kalın zincirler vardı. Bu varoluş çok tuhaftı, Lo Feng o zamanlar son derece ihtiyatlıydı, sadece birkaç bin kilometre derinliğine girdi ve hemen ayrılmadan önce gerekli görev yerlerini topladı. 5. Tehlikeli Seviye Görevi Bu 6. görev imkansız seviye göreviydi. Görev sadece 2 tane olduğu için tamamlanma gereksinimleri ile basit görünüyordu. Birincisi 3 ay, 100.000 bin puan, hayatta kalmak, ikincisi ise 3 yıl, 300 bin puan, hayatta kalmaktı. Bu yerlerin hiçbiri o kadar basit değil. Sadece test etmek ve eğitmek için her şeye sahip olan sanal evren şirketinin bu kadar ileri gitmesine gerek yok, çalışanlarına eğitmek için tamamen tehlikeli bir ortam yaratabilirler. Onları bu tür çılgın gizli bölge yerlerine göndermek yerine. Ve tıpkı kan nehri kristalleri, bunlar kaçak. Lofen kaşlarını çattı, eminim bu yerlerin hala bazı sırları vardır. Ve bu sırların, bazılarının bizim için büyük faydaları olmalı. Virtual Üniversite şirketinin amacı neydi? Eğitmek ve elbette yetiştirmek. Ancak bu yerlerdeki mucizevi karşılaşmalar aslında görevlerin gerçek gizli ödülleriydi. Aslında. Böyle olmalı. Aksi takdirde sırf deneyim kazanmak için bu kadar tehlikeli yerlere gitmemize gerek kalmazdı. Hiç de öyle bir ihtiyaç yok. Bizi Bladriva dünyasına bırakarak, muhtemelen kan savaşçısı, Hatta siyah savaşçı olmamızı istiyorlar. Ünlem işareti. Uzay boşluğundaki ejderha kulesine gidiyorlar, muhtemelen başka amaçları vardı. Mutlak dahilerin İblis Dağı'na girmesine izin vererek, muhtemelen onlar da yasak toprakların mirasını almamızı istiyorlar. Lofeng başını salladı. Bunun üzerinde ne kadar çok düşünürse, o kadar doğru görünüyordu. Bu onların yetiştirilme ve eğitilmelerine ilişkin gerçek düşünce süreciydi ve onlara eğitim sırasında ek fırsatlar sağlıyordu. İster siyah bir savaşçı olsun, ister mirası elde etmek, her ikisi de çok zor olurdu. Aksi takdirde, bu trilyon yıl boyunca bu mirası elde eden birinin dahice efsanevi hikayesi uzun süre olurdu. Sanal evren şirketi bunu yapmazdı o zaman ölümsüzleri göndermeye devam etmeliyiz. Lofeng başını salladı. Bu kadim İblis Dağı'nın kesinlikle hazineleri var ve bunları elde etmek son derece zor olacaktır. Sonuçta Sanal Evren şirketi her dahiye bunları elde etmesi için yalnızca bir şans verdi. Sa. Kesinlikle. Tianshi Sarayı Kan Nehri dünyasının üzerinde konumlanmıştı ve içinde öyle bir mutlak varlık seviyesi vardı ki, uzay boşluğunun da içinde sıkı eğitim almış ölümsüzler vardı. Bu iblis daha üstünde de çok sayıda sektör lordu ve ölümsüzler konuşlanmıştı. Sadece sadece görkemli saraydan bile etrafta kaç ölümsüzün olduğu anlaşılır. Lofeng düşündü ve başını salladı. Bu bir sır değil. Eğer burası sadece bir eğitim alanıysa neden etrafa bu kadar çok ölümsüz yerleştirdiler? Lofeng donmuş zeminde durdu ve düşündükçe daha emin oldu ve heyecanla gülümsedi. Lofeng 19.6 kilometre önünüzde 39 metre uzunluğunda ayıya benzer bir yaratık var. Tamamen gümüş beyazı bir canavar ve üzerinize geliyor. Babatanın sesi Lofeng'in zihninde yankılandı. Hım! Lofeng'in gözleri parladı ve ileriyi taradı. Orada basit ve dürüst, gümüş beyazı bir ayı gördü. Gözleri de beyazdı ve neredeyse yavaşça yürüyen devasa bir buz hekeline benziyordu. Vahşi canavar, şeytanın yanındaki tehditlerden biri. Vahşi hayvanlar, İblis Dağı'nda doğal olarak oluşan özel yaşam formlarıydı. İblis Dağı'nın aşırı soğuk koşullarında oluşmuşlardı. Çok az zikaları vardı ve bu açıdan muhtemelen dünyadaki kedi ve köpeklerle kıyaslanamazlardı bile. Onların, son derece aptal oldukları söylenebilir. Ancak bu şekilde oldukları için tek bir şeyi biliyorlardı, eğer başka bir canavar ya da yaşam bulurlarsa hemen saldıracaklardı. Düşük zekalarına karşı herhangi bir plan etkisizdi. Yaydığı doğal enerjiye göre gücü evren seviyesi 3'tür. Babata'nın sesi zihninde yankılanıyordu. Uludu. O beyaz Feng'e baktı ve hemen bir uluma sesi çıkararak ona doğru koştu. Se-o-o. 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 -o. Hızı son derece hızlıydı, bulanıklaştı ve elofengin hemen önüne ulaştı. Ne kadar tatlı bir canavar. var. kanlı gölge kılıcını savurdu ve anında ayının yanından geçip aynı anda kafasını kesti. Cih. Kafası kesildikten sonra katı buz parçaları duvarlardaki taşlara çarptı. Ancak canavar, ulu, ulu. Diye uluyarak Lofeng'e saldırmaya devam etti. Çi. Çi. Bıçağı tekrar tekrar parladı. Lofeng ona defalarca zarar verdi, ancak dört veya beş parçaya bölündükten sonra sayısız buz parçası yere düştü. Ne tuhaf bir yaşam formu. Tüm vücudu katı buz parçalarından oluşuyor. Onu kestikten sonra bile basit bilinci dağılmıyor. Lofeng sayısız buz parçasına şaşkın ve merakla baktı. Onların hafifçe mücadele ettiğini ve iki parçanın hızla yeniden birleşmeye başladığını gördü. Yani bu canavarların ölmediğini söyleyen bilgi böyle. Lofeng başını salladı ve hızla ayrıldı. Kedi ya da köpeğe benzeyen bu kadar basit zekalı bir canavara karşı savaşmaya devam edecek sabrı yoktu. Bu sefer şansı yaver gitti, daha zayıf bir canavarla karşılaştı. Canavarların en güçlüleri zirvedeki sektör lordlarına benziyordu ve genellikle bir grup halinde ortaya çıkıyorlardı. Bu kristal gibi karanlık ve derin taş patikada, siyah zırhlı, sıska, Siyah boynuzlu bir genç çuvardı ve gözleri alevlerle yanıyordu. Sanki yavaş yavaş yürüyormuş gibi gelişi güzel yürüyordu. Aynı anda biçimsiz bir dünya enerjisi bin kilometrelik bir taramaya yayıldı. Hım, gözleri parladı. Se -o, o Hemen bir ışık uzmesine dönüştü. Altıncı seviye sektör lordu gücüyle neredeyse anında dolanbaçlı yolları takip etti ve bin kilometre koştu orada, 8. seviyedeki bir etki alanı lordu ve 9. seviyedeki bir evren genç, yavaşça sohbet ederek dikkatlice ilerliyorlardı, büyük baba, sadece iki gün daha devam etmemiz gerekiyor ve bu bir ay olacak. <laughs> o zaman sanal evren şirketine katılabileceğiz. Oradaki kim? İkisi anında bir flaşın uçtuğunu gördü, ifadeleri değişti ve kaçtılar. Gümbürtü. Yanan alevler şiddetle büyüyerek kilometrelerce alanı sardı. Etki alanı Lord'u 8. seviye yaşlı adam ve evren 9. seviye genç anında yanarak öldü. Hım, siyah boynuzlu sıska gencin yanan gözleri evren 9. seviye gencin vücut çevresini taradı, bulutla temas eden asma zırhı yok mu? Daha sonra elini salladı ve uzay bileziğini ve yüzüğünü aldı ve onları taradı. Kırmızı etiket yok. HMPH. Bu 9. seviye evren tanrının istediği hedef değil. Siyah boynuzlu genç başını salladı. Binden fazla siyah etiket aldıktan sonra bile hedefi bulamadım. Devam etmeliyim. Kara boynuzlu genç, dünya enerjisini bin kilometrenin üzerine çıkararak yeniden aramaya devam etti. Bölüm 563, Kovalamaca, soğuk esinti buzlu yollarda uğulladı, Lofeng kemik dondurucu soğuğun içinden yıldırım hızıyla ilerledi. Ya o? Si! Rüzgardan tuhaf sesler geliyordu. Bazılarının frekansı o kadar yüksekti ki duyulmuyordu bile ama yine de Lofeng'in bilincini deldiler. Bu baştan çıkarıcı, duyulamayan sesler bazen güçlü bazen de zayıf olabiliyordu, Lofeng'in gözleri odaklanmıştı, her seferinde bir adım atıyordu, bunlardan etkilenmiyordu. Gürültü. Sanki irade gücü gibi delici kılıcı, ani, güçlü ve biçimsiz bir dalga tarafından vurulmuş ve onun şaşırmasına neden olmuştu. Vücudu biraz ürperdi, ifadesi değişti. Korkunç, gardımı hiç düşürmedim ve bu hipnotizma gücü aslında aniden yüz kat arttı. Lofeng içten içe şok oldu. Hipnozla karışan rüzgar çok güçlü bir kombinasyon oluşturacak şekilde birleşiyor gibi görünüyor ve sağlam iradesinin hafifçe titremesine neden oluyor. Gerçek tehditler genellikle en güvenli göründüğü anda gelir. Gerçekten şeytan notları gözlerini kısarak bin kilometre ilerledi ve kristal buz gibi bir dünyaya ulaştı. Sayısız buz tabakası taş zemini kaplayarak geniş ama yine de güzel bir mağara oluşturdu ve duvarların her yerinde doğal olarak güzel izler oluştu. Toplam 816 mağara var, hangisine gireceğim? Lofeng etrafına baktı. Aniden bakışları uzaktaki sekizgen şekilli bir mağaraya takıldı, o derin mağaradan özel bir şeyin geldiğini hissetti. Bu. Yalnızca içgüdülerine güvenerek hızla o mağaraya girdi. 817 mağaranın kesiştiği noktada bazen bir yerlinin mağaralardan birinden çıkıp diğerine girdiği görülüyordu. Yarım saat sonra siyah boynuzlu sıska adam belli bir mağaradan çıktı, diğer 816'ya baktı ve kaşlarını çattı. Bu kadar çok mu? Hım? Bakışları aynı sekizgen şekilli mağaraya takıldı. Bu farklı hissettiriyor. Gidip bir bakacağım. Se o o. Tek bir adımla o mağaranın derinliklerine adım atmıştı. Derin mağara 12 kilometre genişliğindeydi ve yüksekliği değişkendi. Duvarları kaplayan buz, yukarıdan sarkıtlar ve hatta duvar boyunca tuhaf ve tuhaf buz heykelleri oluşturuyordu. Siyah boynuzlu sıska adam, dünya enerjisini bin kilometreye kadar yayarak yürüdü. Etki alanı seviyesi sekiz mi? Kaşlarını çattı vücudu bulanıklaştı ve aynı anda bin kilometrenin üzerinde bir mesafeyi kovaladı. Uzakta koşan silüete bakan büyük sakallı, beyaz boynuzlu, orta yaşlı adamın ifadesi hızla kaçarken değişti. Alev sektörü ordu, ben tarmez mezhebindenim, diye bağırdı. Gün Alevler patladı ve çevre anında bir ateş denizine dönüştü. Alan seviyesi 8 orta yaşlı adam anında yanarak öldü benim okuyu iyi olduğumu biliyor olman, gerçekten yaşayamayacağın anlamına geliyor. Sıska adam soğuk bir şekilde homurdandı. Bu sefer hedefimi öldürsem de öldürmesem de, yeterince siyah etiket alsam bile yine de onları teslim etmeyeceğim, başarısız olmuş gibi davranıp geri döneceğim. Sonuçta ben bir sektör lorduyum, bunu yapmak istemiyorum sanal evren şirketi içinde patronluk taslayın. 9 yıldızlı okyanus savaşçılarının iki perspektifi vardı. Bunlardan biri güçlü bir savaşçı olmak, sanal evren şirketine katılmak ve evreni keşfetmekti. Birçoğu 9 yıldızlı okyanusta kalmak istemedi. İkincisi ise 9 yıldızlı okyanustaki güçlü insanlardı, sanal evren şirketinin alt seviyelerine katılmak istemiyorlardı. Sadece başkaları tarafından emir almak istiyorlardı. Ve alev sektörü Lord Hulk'u iyi ikincisiydi oldukça fazla siyah etiketi var. Toplam 726. Sıska adam başını salladı. Onları hiç toplamak istemedim ve şu anda 2000'den fazlam var. İleriye devam etti. Tesadüfen ilerledi, ancak yine de temkinliydi. Ona göre İblis dağındaki en tehlikeli şey iblis notalarıydı, efsanevi korkunç iblis notları, zirvedeki sektör lordlarının bile dayanamadığı, bir anda bilincini kaybedip zombiye dönüşüyordu. Yarım saat sonra. Hı? Evren düzeyinde mi? Sıska adamın gözleri parladı, hemen dünya enerjisini bu yeni düşmanı taramak için kullandı. Umarım hedef odur. Zaten yüzlerce kez başarısızlığa uğrayan sektör Lord Q.I. diye düşündü. S.O.O. Anında hedefine doğru ateş etti. Siyah boynuzlu sıska adamdan yaklaşık bin kilometre uzakta, aynı geniş yolda Lofeng ilerlemeye devam etti. Hua. Dünya enerjisi onu geçti, Low farkına bile varmadı, ileri doğru ilerledi. Low Dünya enerjisi seni geçti. Tüm bunları yaparken Tramamadonu koruyan Babata, Low bilincinde şiddetle bağırdı. Ne? Low Feng şokla sıçradı. Acele et ve git. Low hareketini serbest bıraktı ve anında uzaklara doğru hızla uçarak kaçtı kaçıyor olsa da çok gergin değildi çünkü son birkaç günde İblis Dağı'nda birkaç sektör lorduyla karşılaşmış ve onları toz içinde bırakmıştı. Ve sektör lordları normalde evren düzeyindeki bir serserinin peşine düşmeyi pek umursamazlardı, dolayısıyla o gerçekten tehlikede değildi. Eskisi gibi olmalı, mesafe yeterince uzadığı sürece iyi olmalıyım. Lofeng düşündü. Lofeng, senden 20 kilometreden az uzakta. Babata, o burada, yakalandı. Diye bağırdı. Lofeng bakmak için şiddetle döndü. Gümbürtü. Kırmızı bir aleve dönüşen siyah boynuzlu adam artık görülebiliyordu, öldürme niyeti açıkça belli olan Lofeng'e bakıyordu. Kahretsin, evren seviyesini takip edecek bir sektör lorduna ihtiyaç var mı? Lofeng dişlerini gıcırdattı. Şu an, ah. iç dünyasında Mosha klanıyla yer değiştirmiştir. Lofeng bu tür durumlara uzun süredir hazırlıklıydı, dolayısıyla daha önce İblis Doğan'a girdiğinde Mosha klanı zaten onun insan vücudunun şeklini almıştı, aynı siyah boynuzlar, aynı gümüş zırh. Hatta klonlamak onun doğal yeteneği olduğundan insan enerjisinin yaşam enerjisiyle bile eşleşiyordu. Aynı ruhu paylaşsalar da yaşam formları sonuçta yine de farklıydı. Dolayısıyla yaydıkları enerji yine de biraz farklı olacaktı ve bu nedenle klonlama tekniğine güvenmek zorundaydı. S.O.O. Mosha klanının üyesi anında yanılsama tekniklerini serbest bıraktı ve hızı patladı. Yaşam ve ölüm anında. Başka hiçbir şey umurunda değildi. Keşfettiği evrenin 9. seviyesini rastgele kovalayan siyah boynuzlu sıska adam Ulkuyu'nin aklında tek bir düşünce vardı, onu serbest bırakmaktansa yanlış hedefi öldürmeyi tercih ederdi. Ah, aslında beni keşfetti ve kaçtı. Yazık, hızı çok yavaş. Sektör Lord iyi mutlu bir şekilde kovaladı, onun gündelik hızı tek başına Lofengen in maksimum insan hızından çok daha hızlıydı, İkisi arasındaki mesafe çok hızlı bir şekilde 20 kilometrenin altına ulaştı, İkisi birbirini görebiliyordu. O sırada Lofeng anında vücutlarını değiştirdi. Biraz değişiklik geçirmiş gibi görünüyor. Lukio iyi düşündü. Lofeng neredeyse sıfır zaman aşımı ile vücutlarını değiştirirken, artı tamamen benzer görünüm, giyinme, yaşam enerjisi veya benzerleri. Sektör Lord'u gerçekten de küçük bir değişiklik tespit etmişti ama Lofeng'in zaten vücutlarını değiştirmiş olmasını asla beklemezdi. Mosha klanının üyesi. Anlık hız patlaması. Maksimum hız bakımından Musha Klanı'nın üyesi seviye 6 sektör lordu ile kıyaslanamazdı. Ancak anlık hız açısından yine de Wu Qiyin'in çok aşıyordu. SOO Mushalu Feng bir anda bin kilometreyi geçerek Wu Qiyin'in dünya enerji tarama alanından kaybolmuştu. Ne? Bu kadar hızlı mı? Wu Qiyin ifadesini değiştirdi. 9. seviye bir evren nasıl bu kadar hızlı olabilir? en azından 9 yıldızlı okyanusta böyle bir mutlak varlık yoktur. Bu kadar şok edici bir hıza ulaşmak için kesinlikle bazı özel yöntemleri vardır. Hedefin kendisi olduğuna inanıyorum. Tanrı istiyor. Vukui -E zaten birçok evren seviye 9'u öldürmüş ama bu kadar tuhaf biriyle hiç karşılaşmamıştı. Birincisi onu erken fark etmesi, ikincisi ise kaçma hızıydı. Bu, Lukyoy'nin büyük olasılıkla hedefe ulaşmış olabileceğini fark etmesini sağladı. Takip etmek. Gün Bir ışık huzmesi haline geldi ve taş yolları hızlı takip etti, dünya enerjisini çılgınca 10 bin kilometreye kadar genişletti ve uzaktaki kaçan silüeti anında hissetti. Ancak bu mağaradaki patikalar düz değil kavisli olduğu için hızlanamadı. Tıpkı yeryüzündeki büyük Nirvana öncesi 100 metrelik bir yarış gibi, düz bir çizgide koşan biri belki 10 saniyede tamamlayabilir. Ancak 100 metre yarışında 10 virajın olduğu se şeklinde bir rota olsaydı kesinlikle maksimum hızda koşamazdık. Bu sadece bir teoriydi. Sektör Lordi i ve Mushalofeng'in ikisi de anında hızlanabiliyor ve hızları azalabiliyordu. Bu tür koşullar altında dönüşler yapmak için, uzay yasalarını son derece iyi anlayan uzay dehası Musha klanının üyesi, en büyük gücünü açığa çıkarabilir, anlık hızlanma. XYU. 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 3 flashla sektör Lord Hukyu 10.000 10 bin kilometreden fazla alan dünya enerji taramasından kayboldu. Şans eseri yollar kavisliydi. Aksi takdirde altın boynuzlu canavara güvenmek zorunda kalacaktım. Moshalofen kaçarken düşündü. Babatanın taraması sonucunda düşmanın sektör lordu seviye 6 olması gerektiğini fark etti. Bladriva dünyasında, Moshaklan'ı, Siyong'u öldürmek için alan lordu seviye 9 gücünü kullanmıştı. Siyong 5. seviye bir sektör lorduydu. Ancak, Bladriva dünyasının savaş teknikleri ortalamaydı, ruh silahları da çok normaldi. Çünkü Bladriva dünyası ve sanal evren şirketi sonuçta düşmandı. Ancak 9 yıldızlı okyanus farklıydı. 9 yıldızlı okyanus doğru yönetildi. 9 antik gezegen arasında, evren gemileri olan ölümsüzlere sahip birçok mezhep vardı. Dolayısıyla silahlar veya benzerleri açısından 9 yıldızlı okyanus, Bladriva dünyasını çok aştı. Mosha klanı için Siong'u öldürmek zaten son derece zordu. Ve bu serseri, seviye 6 sektör lordu, muhtemelen ona ölümsüzler öğretiyordu. Teknik ve hukuk anlayışı veya benzerleri açılardan Sion'dan daha güçlü olması gerekir. Sadece bu değil, aynı zamanda Sion'dan da bir seviye daha güçlü altın boynuzlu canavarı kullanırsam muhtemelen kazanma umudum kalmaz. Moshalofeng tekrar tekrar parladı ve daha da uzağa kaçtı. Maksimum hızıyla bir dakika içinde geniş patikadan çoktan çıkmıştı. GÜMBÜRTÜ Maksimum hızıyla kaçan Lofeng şiddetli bir şekilde yavaşladı ve ileriye baktı 10 metre, 100 metre ve hatta 1000 metre boyunda vahşi hayvanların bulunduğu inanılmaz derecede geniş bir buz ormanı vardı. Küçükleri yarım metre uzunluğundaydı ve her yerde görülebiliyorlardı. Sadece bir bakışta en az bin tanesinin bulunduğunu ve bunların bazılarının son derece yüksek enerjiye sahip olduğunu ve arkalarındaki sektör lordundan bile daha korkutucu olduğunu görebiliyorduk bin canavarın hepsi aynı anda dönüyor gibiydi. Uluma, uluma. Lofen geniş gözlerle baktı, ilerlemeye ya da geri çekilmeye cesaret edemedi ve içinden küfretti. Gerçekten şanssızım, bu sekizgen mağaranın diğerlerinden farklı olduğunu hissettim. Ve gerçekten de öyle, bana tek seferde bin canavar vererek. Bölüm 564, Her Uçtan Tehlike, Geniş bu Ormanında Manzara Çok Güzeldi. Farklı siyah taş buzlar her türlü manzarayı oluşturuyordu ve içinde son derece aptal ama çok korkunç canavarlardan oluşan bir grup yaşıyordu. Bazıları büyük, bazıları küçüktü ve büyüklüklerine göre kendi bölgelerini oluşturmuşlardı. Bu tamamen bilinçaltıydı. Bin canavarın en zayıfı evren seviyesindeydi ve en güçlüsü sektör lordu zirvesindeydi. Lofeng'in bakışına göre bu seviyeye ulaşanlardan 12 kişi vardı ve sektör lordu seviye 9 canavarlardan 3'ü son derece görkemliydi, biri 2 kilometre uzunluğundaydı, dev bir kertenkele gibiydi, buzun oluşturduğu pullar açıkça görülebiliyordu. İnsansı formda olan ve 800 metre boyunda dev bir otomatik kukla canavara benzeyen bir tane daha vardı. Sonuncusu altı buz kanadı olan kuş tipi bir canavardı. Bu üç sektör lordu zirve canavarın her biri ormanın üç bölgesini kaplıyordu ve etraflarında başka canavarlardan oluşan büyük gruplar vardı. İki ucundan da tuzağa düştüm, ne yapmalıyım? Lofeng şiddetle yavaşladı, şok oldu. Ulu, ulu. Bin kilometrelik alanda bir bakışta, bin canavarın hepsi yavaş ve aptalca Lofeng'e bakmak için döndü. Mağara girişine en yakın yüz kişi kükrerken tereddüt etmedi aynı anda uçuyor veya koşuyor, bazıları parıldayarak ona doğru koşan 10 bin atın enerjisi gibi. Öldürmek. Canavar olmayan tüm varlıkları öldürmek. Bu canavarın bilinci ve zekası son derece basitti. Ancak, sayısız savaşçının iblis dağında baş ağrısına teşebbüs etmesini sağlamıştı, onlara düşman olmamak mümkün değildi. Ayrıca, ruhları olmadığı için özel bir yaşam formuydular binlerce, yüzlerce veya parçaya dilimlenmiş olsalar bile, yine de sadece buz parçalarıydılar. Ancak bu özel buz parçaları, gerçekte nerede depolandıklarını bilen tek bilinçleri tarafından aşılanmıştı. Ayrıca ruh saldırıları onlara karşı tamamen işe yaramazdı. Gürültü. Bin canavar aynı anda koştu, buz ormanı gürledi ve bir buz tabakası anında parçalandı. Lanet etmek. Lofeng baktı ve sırıttı, Sadece riske girmeliyim. Soo, bir ışık uzmesine dönüştü ve doğrudan yaklaşan hayvanlara saldırdı. Lofengin enerji aura'sı çok güçlü olmadığı için yüz canavar ona çekildi ve aralarında en güçlüsü sadece birinci veya ikinci seviyedeki sektör lorduydu. Geri kalanlar ya alan lordu ya da evren seviyesindeydi. Ve bir ışık uzmesine dönüşen Lofeng, Mosha Klanının en güçlü noktası ani hızlanmaydı. Günbürtü. Lofeng, evrenin 8. veya 9. seviyesindeki bir canavarın pençesiyle çarpıştı. Üzgünüm. Kanlı gölge kılıcını kullandı ve kendisine doğru koşan bu dört pençeli zırhlı canavara hemen öfkeyle saldırdı. Etki alanı seviyesi 9, evren seviyesi 8 veya 9 ile karşılaştırıldığında, güçteki büyük fark, Lofeng'in bu canavarı anında delmesine izin verdi. Gümbürtü sayısız buz parçası kırıldı ve Lofeng doğrudan vücuduna saplandı. O anda vücuduna girdi. Değiştirmek. Lofeng'in gözleri parladı. Hua. Kara enerji anında vücudunu sardı ve hızla toplandı ve buzdan oluşan basit ve sevimli bir ayı oluşturdu. Görünüşü Lofeng'in öldürdüğü ilk canavara tamamen benziyordu, sadece yüksekliği çok daha düşüktü ve sadece 8 metre uzunluğunda bir canavar oluşturuyordu. Klon doğal yetenek, klonlama. Enerjisi daha önce öldürdüğü ayı canavarıyla tamamen eşleşiyordu, aslında çoğu canavar neredeyse aynı enerjiye sahipti. Tek fark güç seviyesiydi. Elbette, insanların ve hayvanların enerjisi tamamen farklıydı. Aslında Lo Feng'in bu zormanına ulaştığı ve canavarlarla karşılaştığı ve onlara doğru koştuğu andan itibaren yavaş görünebilir. Mars'ın dünyaya çarpması gibiydi büyük bir patlama yaşandı. Her yöne sayısız buz parçası fırlatıldı, zemin her türden buzla doluydu. Uluma, 8 metre boyunda, evren seviye 3'ün enerjisine sahip, tamamıyla şekillenmiş bir buz ayısı canavarı alçak bir kükreme çıkararak patlamadan dışarı çıktı. Diğer yüz canavar hemen yavaşladı ve hızla hedefini, o insanı aradı. Ancak bunu göremediler. Bir kedi ya da köpekten bile daha basit zekalara sahip olduklarından, insanın neden ortadan kaybolduğunu akıllarına bile getiremezlerdi. Canavarlar tek bir şeyi biliyordu. İnsanı bulamadıklarından dönüp eski yaşam tarzlarına geri döndüler. Sektör Lordi Uku'yu, hedefini şok edici bir hızla kovalayan tam bir ateş topuna dönüşmüştü. O olmalı. Evren seviye 9 ve beni erken fark edebildi. Ve kaçarken hızı o kadar inanılmaz seviyelere ulaştı ki. Kesinlikle özel bir tekniği veya özel hazineleri var. Ve bunlar kesinlikle 9 yıldızlı okyanusun savaşçılarının sahip olduğu bir şey değil. Sektör Lordi iyi’nin -E gözleri alevlerle yandı. Tanrı'nın hedeflediği hedef kesinlikle bu olmalı, ancak Tanrı'nın öldürmek istediği ama kişisel olarak öldüremediği bir hedefin böyle yöntemleri olabilir. iyi -E doğal olarak anladı bin yıldızlı tarikat liderinin önünde diz çöküp usta demesi gereken bir varlık, bu hangi düzeyde bir varlıktı? Ve kendisi olmak bu evrenin dokuzuncu seviye gencini kişisel olarak öldürmeye cesaret edemiyordu. Bunun yerine, sanal evren şirketinin izin verdiği kuralları kullanarak, diğerlerine onu şeytan dağında öldürme emrini vermelerini emretti. Açıkçası, gençliğin konumu çok yüksek olmalı, geçmişi de özel olmalı. En azından o muhteşem varlığın bulaşmaması için yeterince korkutucu. Anlamak bir şeydi. Ama başka seçeneği yoktu, eğer görevi yerine getirmezse hemen öleceklerdi. Bu nedenle arama yapmak için elinden gelenin en iyisini yapabiliyordu ve şeytan dağında öldürmeye sanal evren şirketi tarafından izin veriliyordu. İblis dağında birini öldürmenin bedelini ödemek zorunda kaldığını hiç duymamıştı. Gürültü sektör Lord Wukui anında mağara girişinden çıkıp buz ormanına doğru koştu. Tanrım! Baktı. Buz ormanının içinde yüz canavar yavaşlıyordu, önceki çatışmadan kaynaklanan patlama, buz parçaları hala yere iniyordu, 800 metre uzunluğundaki buz ayısı hala kükrüyordu. Hua! Ormandaki diğer sessiz canavarlarla birlikte yüzlerce canavar, sektör lordunun aynı anda dönen devasa enerjisini hissediyor gibi görünüyor bin canavar, neredeyse %99'u aynı anda dönüp yavaşlayan dehşete düşmüş sektör lordu Hulku'yu iyiye baktı. Uluma. Sektör lordu zirve kertenkele canavarı dünyayı sarsan bir kükreme çıkardı. Gümbürtü. İlk parıldayan ve Hulku'yu iyiye doğru koşan oydu. Uluma. Uluma. Kertenkele canavarın altındaki diğer sektör lordu seviyesindeki canavarlar ve diğer binden fazla canavar, liderlerini takip ederken kükreyerek insan savaşçıya doğru çılgınca koşuyorlardı. Ve uzun insan benzeri canavarlar ve kuş canavarların yanı sıra diğer iki zirve sektör lordu da öylece baktı. Buz ormanlarındaki canavarların üçte biri sektör lordu Ukuyo iyi saldırdı. Aman tanrım! Sektör lordu gözlerini kıstı, yüzü solgundu, bu kadar çok canavar mı? Gümbürtü. Döndü ve bir alev topu haline geldi, hızla mağaralara doğru kaçtı. 9 yıldızlı okyanusun savaşçısı olarak canavarların ne kadar korkunç olduğu konusunda çok netti. Aptal olmalarına rağmen ölümcül bir noktaları yoktu. Yarıya bölünseler bile saldırmaya devam edeceklerdi. Dolayısıyla aynı seviyedeki insan ve canavar, aslında daha da korkutucuydu. Ruh saldırıları eşe yaramazdı. Onları ikiye bölmek ya da kafalarını delmek bile işe yaramazdı. Uluma kertenkeli canavarı şimşik kadar hızlıydı, yolu gösterdi. Dört sektör lordu seviyesindeki canavar da arkadan takip etti. Ve ardından alan lordu düzeyindeki canavarlardan oluşan büyük bir grup, kovalarken ulumaya başladı. Uluma. Sevimli bir ayı canavarı, binden fazla canavar ordusundan oluşan büyük grubu takip ederek mağarada gürledi ve kovaladı. O buz ayısının gümüş gözleri etrafa bakıyordu. İyi. Beklediğim gibi, bu basit fikirli hayvanlar beni onlardan biri gibi gösterdi. Hehe, he, vücut yapımım, enerjim vesaire tamamen canavarlara benziyor. Moshalofeng'in buz ayısı, devasa canavar ordusunun içinde mırıldandı, grubu takip etti ve sektör lordu Ulku'yu ilgi kovaladı. Elbette onu takip eden ana güç, zirve sektör Lordu Kertenkele canavarı ve diğer dört sektör Lordu canavarıydı arkadaki ordu sadece lideri takip ediyordu. Sektör Lordi Hukyu iyi her şeyini riske attı ve çılgınca kaçtı. Dünya enerjisi, arkasındaki orduyu kontrol ederek 10 bin kilometreden fazla alana yayıldı. Ne kadar talihsizce. Sadece 9. seviye bir evrenin peşindeyim ve canavar yuvasına çarptım. Binden fazla canavar, bunların arasında üçü 9. seviye sektör lorduydu. Bu üçten herhangi biri beni kolaylıkla öldürebilir. Sektör Lord Ukyu'nin suikast emri umurunda değildi, yalnızca hayatını koruması gerektiğini biliyordu. S.O.O. 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 Yoldaki bazen geniş bazen de dar olan virajlar ve dönemeçler boyunca, sektör lordu virajlardan geçerken ve hızlanırken inanılmaz derecede çevikti. Onunla karşılaştırıldığında 2 kilometre uzunluğundaki kertenkele canavarının koşma hızı açıkça daha fazla etkilenmişti. Patikalar normalde sadece birkaç kere genişliğinde olduğundan tam hızda hızlanamadı. Önceki yol nedeniyle UQI LoFeng'e yetişemedi. Ve şimdi, aynı nedenden dolayı sektör Lord UQI kertenkele canavarını geride bıraktı. Onları kaybettim. 10 On bin kilometrelik tespit alanımı çoktan terk ettiler. UQI kertenkele canavarının dünya enerji alanı içinde olmadığını fark ettiğinde rahat bir nefes aldı. Ancak yine de kaçmaya devam ederek tünelin sonuna tek nefeste ulaştı, 817 mağaranın kesiştiği nokta. Evrenin 9. seviyesi muhtemelen canavarlar tarafından öldürülmüştür. Sektör Lord Q'yi, kaşlarını çatarak arkadaki sekizgen mağaraya baktı, Tanrının emirlerine göre görevi bir başarı olarak kabul etmek için o serserinin kimliğini doğrulamam gerekiyor. Ancak öldüğü yer o buz ormanının içi. Bölüm 565 Kim? Lofengin ölümünü doğrulamak için en önemli şey kırmızı kimlik etiketiyle birlikte bulut iletişim asmasının kalıntılarını görmekte. Buz ormanına girersem ve o canavarlar tarafından kuşatılırsam kesinlikle öldürüleceğim. O bir yana. Ama onun kimliğini doğrulamam gerekiyor. Sektör Lordi Vukui, 817 mağaranın kesişme noktasında gergin ve huzursuz bir şekilde duruyordu. O ne yapmalı? Her iki yol da aynı derecede zordu. Önce diğerlerini kontrol etmek için sanal evren ağına gireceğim. iyi bilincinin bir parçasını hızla ağa gönderdi. Bladriva dünyasından farklı olarak 9 yıldızlı okyanus, Virşöl Üniversite şirketinin kontrol ettiği bir alandı sektör lordları ve ölümsüzler evreni keşfetmekten sık sık geri dönüyorlardı, dolayısıyla sanal evren ağ ve evren gemileri gibi şeylere sahiplerdi. Eski bir evde sanal evren. Bayan, bayan. Sektör lordu Uki sandalyeye oturdu ve önünde bir ekran belirdi. Çok hızlı bir şekilde, içinde başka bir siyah boynuzlu adam belirdi, bin yıldız tarikatı grubundaki altı kişiden en güçlüsü, sektör lordu seviye 9 bayandı. Vuki neden beni arıyorsun? Bayan ekranda sordu. Sanırım hedefi buldum. Rukyu iyinin gözleri alev gibi yanıyordu. Ah! Bayan neşe dolu bir ifade sergiledi. Bu görev ellerindeki sıcak kömür gibiydi. Hedeflerinin arka planının basit olmadığı çok açıktı ancak bu konuda başka seçenekleri yoktu. Eğer Rukyu iyi hedefi öldürmüş olsaydı doğal olarak bayan son derece mutlu olurdu. Hemen sordu, onayladın mı? Bunun yolu yok. Rukyu iyi başını salladı. Neden? Bayan şüpheliydi. Bu şekilde daha önce 9. seviyede bir evren keşfettim. Sektör Lord Rukyu iyi tüm hikayeyi açıklamaya başladı. Bayan bir süre sessiz kaldı. Hatalısınız. Bayan dedi. Yanlış mı yaptım, nerede hata yaptım? Ben bile neredeyse ölüyordum, dolayısıyla 9. seviye evren kesinlikle ölmüş olurdu. Ve benden kaçabilmesine göre, o kesinlikle dokuz yıldızlı okyanustan değil. Rukyu iyi kendinden çok emindi. Evet, gerçekten de dokuz yıldızlı okyanustan olmaması çok muhtemel. Bayan dedi. Ancak Rukyu bir noktayı unuttun. Bu iblis dağında sıklıkla sanal evren şirketinden gelen yüksek değerli varlıklar bulunur. Bu varlıkların hepsi evrende dokuzuncu seviyededir ve hepsinin kendi yöntemleri vardır. Gerçekten tanışmıştın ancak sıra dışı bir tanesi mutlaka hedef olmayabilir. Büyük olasılıkla bu varlıklardan bir diğeri olabilir. Ah! Vuku'yu şaşkına döndü. Evet. Bayan haklıydı, İblis Dağı'nı keşfeden çok sayıda yüksek statülü evren seviye 9'u vardı, sadece bir tane değil. Peki ne yapmalıyım? Vuku'yu iyi kaşlarını çattı. Mağaranın girişinde bir şans beklesem mi yoksa aramaya devam mı etsem? Bu şekilde, ''Orada kal ve önce sen koru.'' ''Bayan'' dedi. ''Bir süre sonra gizli cama araya geri dönebilirsiniz, Bu ormanına yaklaşın, enerjinizi dikkatlice saklayın ve keşfedilmemelisiniz. Bulutla temas eden bir asma kalıntısı olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Bence o aptal canavarların olmaması gerekirdi kalıntıları yok etti.'' Rukyu iyi başını sallamadan önce bir süre düşündü. Geniş yolun içinde. Devasa kertenkele canavar, İnsan sektör lordunun ortadan kaybolduğunu keşfettikten sonra yüz binlerce kilometre boyunca boşuna kovaladı ve durdu. S O O S O O S O O S O O Bir süre sonra arkadaki üç sektör lordu canavar da yavaşladı ve kertenkele canavarının arkasında durdu. Uluma. Kertenkele canavar başını kaldırdı ve uludu, tüm yolun titremesine neden oldu. Uluma. Diğer dört sektör lordu canavar da başlarını kaldırdı ve uludu. Kertenkele canavarı dönüp geri dönmeye başladıktan sonra diğer dört sektör lordu canavar da onu takip etti. Daha önce insanı kovalarken son derece hızlıydılar, ancak önceki hızlarının yalnızca üçte birini kullanarak gelişi güzel geri koştular. Neler oluyor? Geri mi dönüyorsun? Geniş ordunun bir üyesi olan 8 metre boyundaki sevimli buzayısı etrafına bakındı bütün canavarların koşmayı bıraktığını, birçok türün olduğunu ve hepsi önde gelen kertenkele canavarını takip edip geri döndüğünü gördü. Kertenkele canavarı ve diğer sektör lordu canavarlar geri dönüyor olsa da, binden fazla diğer canavar tamamen aynı değildi. Çoğu geri dönmeye başladı. Sadece küçük bir grup yavaşça yürümeye devam etti, yaklaşık 10 tanesi patikada ilerlemeye devam ederek sektör lordunun kaçtığı yere doğru ilerledi. Düşünce süreçleri son derece basitti. Tıpkı bir grup küçük tavuğun çılgına dönmesi gibi, çoğu birlikte koşuyor ama bazıları yine de gruptan ayrılıyordu. Daha önce bunlardan biriyle tanışmama şaşmamalı. Buz ayısı Lofeng, etrafta olup bitenleri dikkatli gözlemleyerek düşündü. Hayvanlar bir grup ve topluluk içinde olmaktan hoşlanıyorlar. Ancak ara sıra gruptan ayrılacak kadar aptal olanlar da olabiliyor. Sektör lordunun ölüp ölmediğini kim bilebilir? Ölseydi bu yoldan ayrılırdım. Ölmeseydi muhtemelen çok uzaklara giderdi, ben yine de aynı şekilde ayrılırdım. Buz ayısı yavaşça diğer on kadar canavarı takip etti ve sektör lordunun kaçtığı yöne doğru yöneldi. Buz ayısı ara sıra koşuyor ve sonra geziniyordu. Diğer on canavar da ara sıra devasa buz kütlelerini buz ayısını dürtmek için kullanıyordu on canavarla birlikte hareket eden buz ayısı, onları geride bırakarak bir süre koştu. Ancak o zaman mağara girişine doğru hızlanmaya başladı. Bir süre sonra, Lofeng, dünyadaki enerji dalgalarını taradım. Bu, önceki sektör lordu. Koşan buz ayısı doğal olarak yavaşladı, kasten vücudunu kullanarak yandaki buz duvarlarına çarptı, biraz daha ilerledikten sonra döndü ve geri döndü. Hayvanlar mı var? 817 mağaranın kesiştiği noktada bulunan siyah boynuzlu sıska adam kaşlarını çattı ve ardından rahat bir nefes aldı, evrenin üçüncü seviye canavarı. Buzdan duvarlara çarpmak için vücudunu kullanacak kadar aptal mı? Aptalca görünüyor. Bir canavarı öldüremeyecek kadar tembeldi. Ve Okyu iyi hala önceden korkuyordu, bu canavarın öldürülmesinden kaynaklanan kargaşanın daha da fazla etkileyeceğinden korkuyordu geri dönüyor. Doğru, yuvanıza dönün. Sektör Lord Wukyu iyi gülümsedi, o canavar çoktan dönmüş ve dünya enerji alanını terk etmişti. Buz ayısı buz yollarının içinde yavaşça yürüdü ve dünya enerji alanını terk etti. Lofeng, biz zaten dünya enerji alanını terk ettik. Vay canına. Buz ayısının gözlerinde bir miktar canlılık vardı, sektör Lord'unun ortalıkta dolaşmasını beklemiyordum. 817 mağara kavşağından 10.003 kilometre uzaktaydım. Mesafeye göre sektör lordunun büyük ihtimalle kavşakta saklanıyor olabileceği sonucunu çıkardım. Bu sadece bir varsayım. Babata bilinçli yoluyla iletişim kuruyordu. Orası çok güvenli, kendisini takip etmeye çalışan herhangi bir canavarı fark ettiği anda hemen başka bir mağaraya yönelebilir. Bence hayvanlar da onun hangi mağaraya gittiğini tahmin edemezler. Ancak o bunu yapmadı gitti, bu da beni şüphelendiriyor. Neyden şüpheleniyorsun? Lofang sordu. Canavarlar korkunç, sektör lordu bu konuda çok net. Kavşakta kalması, güvende olmasına rağmen, yine de canavarların onları kovalama şansı var. En güvenli yol uzaklara gitmek. Ama o bunu yapmadı. Bunu yapmadım. İblis dağında etiket toplamıyor ama orada nöbet tutuyor. Ayrıca, daha önce seni öldürmek için o kadar çok uğraştı ki, onun gerçek amacının sen olduğundan şüpheleniyorum Lofeng. Babata dedi. Benim? Lofeng daha önce olanları hatırlayarak kaşlarını çattı. Aslında bu sektör Lord'un mağara girişinde yüksek alarma geçmişti ve rahatlamaya cesaret edemiyordu. Eğer onu öldürmek olmasaydı orada bu kadar yüksek alarma geçmesine gerek yoktu. Neden beni öldürmek istesin ki? Lofen kaşlarını çattı. Aborijinlerin sanal evren şirketine katılmasının bir yolu, bir ay boyunca Demon Mountain'de kalmak, diğer yol ise bin siyah etiket veya bir kırmızı etiket toplamaktı. Ancak 9. seviyedeki bir sektör lordunun gücüyle bin siyah etiket toplamak veya bir ay orada kalmak çok basitti. Mağarada nöbet tutmaya hiç gerek yoktu. Sanal evren şirketinden olanın sen olduğundan şüphelense bile seni öldürmesine gerek yok. Çünkü seni öldürmenin gelecekte sanal evren şirketinde ona bir faydası olmaz. Ayrıca buna da ihtiyacı yok ile. Şu sonucu çıkarıyorum. Birisi senin ölmeni istiyor ya da şirketteki diğer iki kişiden birinin ölmesini istiyor. Babata dedi. Ölmemi mi istiyor? Lofeng'in ifadesi değişti. Bilgiye göre. İblis dağına giren toplam üç çekirdek üye vardı. Onun hedefi siz üçünüzden biri olmalı. Babata çok emindi ve diğer ikisinin de Monmouth Mountain'e girip girmediğini söylemek zor. Dolayısıyla onun gerçek hedefinin sizin olmanız ihtimali %50'ye ulaşmalıdır. Yüzde %50? Beni kim öldürmek ister? Kimi gücendirdim? Lofen kaşlarını çattı. Bazen hiç tanımadığınız bazı insanlar sizi öldürmek isteyebilir. Bazen başkalarını ne zaman kırdığınızın farkına bile varmazsınız. Babata dedi. Öğretmeninizi 60 milyon yıldan fazla bir süredir takip ediyorum. Çok fazla karşılıklı aldatma gördüm. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu iblis dağının keşfi o kadar basit değil. Anlaşıldı. Buz ayısı alçak bir kükreme çıkardı ve buz ormanına dönmeye başladı. Patikanın buz duvarları çok kalın olduğundan, yüzey tabakası bölünüp kırılabilse de, arkadaki birkaç kelime kalınlığındaki kaya tabakası geçilemedi. Bir sektör lordu savaşçısı bile hiçbir yolu aşmadan tüm gücüyle kaçmak zorunda kaldı. Bunun tek bir anlamı vardı. Bu görkemli dağın siyah kayası son derece sağlamdı. Bir süre sonra buz ayısı yavaş yavaş bu ormanına döndü. Uçsuz bucaksız ormanın içinde canavarların hepsi sessizce yaşıyordu ve buz ayısı Lofenk geri kalanlarda herhangi bir şüphe uyandırmadı. Uluma. 600 metre uzunluğundaki alan Lord'u seviye 900 uçan canavar buz tabakasının üzerinde yatıyordu, buz kanatlarını gelişi güzel çırptı ve yanından geçmekte olan buz ayısına çarparak düşüp yuvarlandı. Ancak o zaman buz ayısı aptalca tekrar ayağa kalktı. Bu buz ormanı canavar yuvasında, buz ayısı birçok canavarın arasından geçerek ilerlemeye devam etti. Aslında buradan çıkmanın hiçbir yolu yok, Yalnızca bu ormanda başka bir çıkış olup olmadığını görebiliyorum. Lofeng düşündü. Buz ayısı yavaş, yavaş yavaş ilerledi, ara sıra hafif bir kükreme çıkarıyordu.